İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının 41.sini sunuyoruz bugün. Konuğumuz Bekir Ağar'dır. Merhabalar Bekir, hoş Merhaba. Geldin. Evet, aslında Bekir Ağar'dır'la biraz da Şehir Hepimizin programının temel formatının dışına çıkıp 3 dizilik program gerçekleştireceğiz. Bu programın ilkinde, yani bugün, dünyada neler oldu, neler bitiyor. İkinci programımızı 6 Kasım tarihinde yapacağız. Türkiye'nin 150 yıllık çağdaşlaşma, demokratikleşme tarihi üzerine sohbet edeceğiz. Üçüncüsünün tarihi bugün belli değil ama üçüncüsünde de Türkiye'nin son 10 yılını konuşacağız. Evet, dünyada neler olup bitiyor derken bugün aslında birbiri arkasından yığınla olay gerçekleşti. Amerika ile hatlar biraz daha gerildi. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon yapılmadığı söyleniyor. Ama yani her gün yeni yeni olaylarla karşılaşıyoruz. Ama biz biraz yakın bir tarihte dünyada neler olup bittiğini sana sormak istiyoruz. Evet. Şimdi tabii hikayenin bir güncel tarafı var işte. İblit'te kim kimle beraberdi, kim kimle iş tuttu da bir yıl veya iki yıl geriye gidersek daha genişten işte Suriye'de ne oldu da falan bir sürü hikaye konuşmak mümkün. Ama biraz daha geri çekilip olaylara dışarıdan bakıp bir genel değerlendirme yapmakta yarar var diye düşünüyorum ben. Çünkü bu bir genel dalga. Yani sadece bizimle ilgili veya sadece Suriye veya İblit'ten ibaret sadece olmayan bir durum var değil, ortada tabii. Bence. Temel mesele şu, yani biz işte kimilerine göre 68'de Ay'a insanoğlunun gittiği tarih, kimilerine göre Berlin Duvarı'nın yıkıldığı tarih ama hangi tarihi alırsak alalım ya da biz kendi tarihimizden 12 Eylül diye alalım. Ama bir zaman aralığı var ki artık o sanayi, tarım toplumu, sanayi toplumu derken şimdi bilgi toplumu mu deriz, postmodern dünya mı deriz, başka bir çağ konuşuyoruz. Çünkü hem gündelik hayat değişti, gündelik hayatın ritmi değişti her şeyden önce. Hem iletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde ilişki, mekansal sınırlar kalktı. Hem bilişim teknolojileri sayesinde hem mekansal hem zaman sınırları ortadan kalkmış bir gündelik hayat ritmi var karşımızda. Ve de son 40 yıldır insanlık işte bu çağ değişimini konuşuyor, tartışıyor. Dolayısıyla en son söyleneceği en başta söyleyeyim. Benim şöyle bir kanaatim var ki asıl kriz insanlığın krizi, sadece Suriye veya Türkiye değil. Nedir o insanlığın krizi dediğim şey? Bu çağ değişimine uygun devlet ve hukuk sistemlerini üretemedik. Henüz insanlık bunu üretemedi. Yani biz sanayi toplumunun o ulus devlet modeli, eğitim, mass production'a ya da toplu üretime göre kurgulanmış standart eğitim modellemeleri örneğin ya da hukuku gibi bir sürü düzenleme bugünün dünyasında geçerli değil. Pratik olarak geçerli değil. Sınırlar kalktığı için, zaman ve mekandan bağımsız örgütlenme imkanı olduğu için, zaman ve mekandan bağımsız üretim yapma imkanı olduğu için vesaire vesaire. Dolayısıyla bunun ürettiği bir zihni değişim var ve bunu en iyi işte işletme alanında, şirketlerin uygulamalarında görüyoruz örneğin. Ya da gündelik hayattaki bir sürü pratiğimizde görüyoruz. Ama en çok hani bütün izleyicinin anlayacağı en somutlanmış örneği nedir bunun? İşte toplam kalite veya koşulsuz müşteri memnuniyeti denen zihni dönüşüm. Yani şirketlerin, markaların işin daha dinamik tasarlanması, müşteriyle iç içe ya da muhatap bulunan kitleyle iç içe ve karşılıklı interaktif bir biçimde tasarlanması vesaire. Ama gelin görün ki bugünün dünyasında henüz hiçbir devlet yok ki koşulsuz vatandaş memnuniyeti diyor olsun. Tam da problem burada başlıyor zaten. Yani kastettiğim şey böyle bir şey. Dolayısıyla bilgi toplumunun ya da bu postmodern dünyanın henüz Marx'ı, Weber'i, Freud'u, Keynes'i yok elimizde. Evet. Çok çaba var belki ama hala böyle bütüncül bir eleştiri ve yeni hayatın kodlarını, parametrelerini söyleyen bilim adamları da yeterince yok. Bir sürü çalışma olmasına rağmen. Ama asıl eksiklik bu bilgiden beslenen yeni bir siyasi ütopyanın ve bu ütopyanın taşıyıcı siyasi liderlerinin olmaması. Dolayısıyla elimizde Putin ve Trump'lar var. Yani gelip dayandığı yer bu.
Dolayısıyla bir insanlığın krizi var. Çok daha soyut planda baktığımızda. Şimdi bunun pratikte yansımaları bir sürü çok alanda görüyoruz. Yani bir tanesi, işte Soğuk Savaş bitti. Artık Sovyet bloku da dağıldı. Hani eski sanayi toplumu veya Soğuk Savaş'ın Batı bloku, Sovyet bloku denen şeye bakın. Çok tanımlı, bir coğrafyaya dayalı. Kurallar belli, ilkeler belli. Hani karşılıklı peşevleşmeler, mücadeleler varmış gibi olsa da hani, İki kutuplu bir dünya. Yani tanımı belliydi. Neden sonuç ilişkileri daha kolay tanımlanabilirdi falan. Şimdi dağıldı Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra ve o eski Sovyet blokundaki birçok ülke Avrupa Birliği'ne ve hatta NATO'ya girdi bir kısmı vesaire. Ama ne oldu? Bir, Amerika'nın böyle bütün dünyayı tek başına yönetecek kapasitesinin olmadığını anladık bu geçen 40 yılda, 30 yılda. İki, zaten böyle bir niyeti var mı yok mu? O da çok belli değil. Tartışmalı. Üçüncüsü, Rusya yeniden sahne aldı. İşte Ukrayna'ya müdahil etti mesela. Belki şu anda Ukrayna'da da yüzlerce insan ölüyor ama haberimiz bile olmuyor artık. Ya da Kırım'ı ilhak etti. Dolayısıyla bütün o eski Sovyet blokundan dağılmış Bulgaristan'dan Polonya, bir dizi ülke o Ukrayna ve Kırım hamlesinden sonra şimdi kendi can derdinde, gelecek derdinde, korkusunda ya da Baltık ülkeleri falan. Ve işte Orta Doğu, Rusya çok somut. Kiminde doğrudan fiziki gücüyle, kiminde politik ağırlığıyla, kiminde ekonomisiyle, kiminde silah teknolojileriyle hayatın içinde. Yani yeniden bir paylaşım savaşı var. Yani bir bakıma Orta Doğu'da olanları bu katmandan baktığın zaman işte emperyal güçlerin yeniden bir kavga ettiği alan diye de bakmak mümkün. Dolayısıyla Rusya yeniden bir sahne alışını izliyoruz. Ama yeni denge nerede kurulacak onu bilmiyoruz. Ama eskisi gibi böyle sınırları çok tanımlı bir alan olmayacağı da açık bir boyut. Bir başka boyut ne? Çin meselesi. Yani ekonomik o da bir üçüncü faktör. Kesinlikle. Üçüncü dünya ülkelerine ya da Çin'e kaydı ekonomik ağırlık deniyor. Yani dünyanın ekonomik kapasitesi, potansiyeli içindeki ağırlığı gerçekten Çin'in dehşet bir hızdan ağırlığı artıyor. Ve bir yandan Brezilya gibi, Türkiye gibi hatta birçok yeni ülke de o yeni paylaşım savaşının içinde rol almaya çalışıyor. Dünya ekonomisi içinde yer alıyorlar. Ağırlığını artırmaya çalışıyor. Ama Dünya Bankası'ndan IMF'e bildiğimiz bütün o üst yapı kurumları dünyanın hala batı ekonomik egemenliğine göre kurgulu. Rol dağılımı öyle, ilkeler öyle. Dolayısıyla yeni bir gerilim hattı var ama o yeni dengenin nasıl oluşacağını bilmiyoruz. Yani Çin'in ağırlığıyla ne olacak? Çin ağırlığını koysa bile Brezilya veya Türkiye gibi ülkeler, yeni gelişmekte olan ülkeler diyelim. Nerede olacak vesaire belli değil. Bir başka boyutu Avrupa Birliği'ne bakalım. Avrupa Birliği kendi ekonomik krizinde, dehşet bir biçimde, bir yandan da siyasi krizinde. Bir dönemden beri böyle. Dolayısıyla hem nereye doğru evrileceğine dair elimizde bir senaryo yok Avrupa Birliği'nin. Hem işte Sovyet bloku dağılınca o ülkeleri bir an önce yeniden bir Sovyet egemenliği tesis edilemesin diye paldır küldür aldılar. Ama şimdi diyelim Bulgaristan ya da Polonya'da örneğin. Belki siyaseten bir takım ilerleme sağlanmış olabilir demokrasi ve Avrupa Birliği paralelinde. Ama ekonomik olarak henüz Türkiye kapasitesinde bile olmadıkları açık. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi yönünü de kaybetti, kendi vizyonunu da kaybetti. Orada bir kendi kriz. İçinde çok ciddi problemler. Kendi içinde de tabii işte Brexit gibi bir mesele var falan. Dolayısıyla bambaşka bir hikaye var orada. Evet. Dolayısıyla nasıl çözülecek bilmiyoruz. Katalonya meselesi bile önemli tabii, bir gidik aslında. Ya da aynı şey İtalya'da da biliyorsun işte Milano'nun da olduğu tabii. Kuzey tarafı başka Belçika, şeyler söylüyor. Keza. Belçika öyle yani Çekoslovakya'da olduğu kadar herkes öyle gayet uysal ve barışçı yöntemle ayrışmıyor. Bütün ülkelerde hemen hemen aynı hikayeler yaşanıyor. Bir başka boyutu var bu hikayenin ya da son 40 yılın mesela Arap Baharı meselesi. Evet. Yani peş peşe bir dizi Arap ülkesinde Arap Baharı dediğimiz bir dönem yaşandı. O dönemin dinamiklerine ya da başlangıç noktasına baktığınızda kimileri evet böyle Batı'nın tezgahı der falan filan ama ben böyle çok komplo fikriyatından bakmadığım için meselelere bir yandan baktığınız zaman bu ülkelerin yani Arap Baharı denen ülkelerin hemen hepsinde diktatöryeller, yönetimler vardı. Petrolden veya doğal gazdan gelen ya da doğal kaynaklardan gelen geliri o diktatöryel yönetimler kendi keyiflerince harcıyorlardı. Hala da öyle. İşte Arabistan'a bak, Yemen'e bak, başka yer, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuveyt'e kadar. Dolayısıyla bir o ülkelerin kendi halklarının, kendi gençlerinin refah talebi, daha iyi bir hayat talebinden kaynaklanan bir problem oldu.
Ama ne oldu sonuç olarak? Arap Baharı denen ülkelerin hiçbirinde bir başarı hikayesi yok bugün. Sonuçta bir miktar bir şeyden söz edebiliriz ama hani halkımızın bir lafı var ya, hamamcı değişti ama tellaklar aynı. Aynı. Dolayısıyla eski dönemin bakanları, eski dönemin başbakanları yeniden iktidar ama işte adları değişti vesaire. Ama daha önemlisi bir şey oldu ve geldi o Arap Baharı, Suriye'de bir iç savaşa dönüştü. Diğerlerinden farklı olarak. Veya Mısır'da bir iç savaşa ramak kala ciddi bir askeri darbeyle ve halkı sindirmeyle, bastırmayla başka bir aşamaya geldi. Dolayısıyla bu coğrafyanın kendi problemleri, demokratikleşme meselesi ya da kendi gelir dağılımı, toplumsal iç adaletini sağlamak meselesi gibi çok ciddi problemleri var. Bir yandan da bu coğrafyanın batıyla ilişkilerinde bir problem var. Bir boyut. Hani daha Suriye özeline gelmeden bile. Başka bir mesele var. Küresel göç meselesi. Yani her ülkenin kendi içinde de var. Bizde çok daha yoğun ama müthiş bir küresel göç yaşanıyor. İşte görüyoruz her gün o 300 var kişi, olan 500 katlanarak sığınmacılar. Artıyor tabii. Müthiş facia, insanlık dramı, bir sürü olay da, da tanık oluyoruz. Niye insanlar göç ediyor? Daha iyi bir hayata ulaşmak arzusuyla. Bazıları ise artık hayatını sürdürebilmek çabasıyla vesaire. Ama bu göçün ürettiği başka bir karşı tepki oluştu. İslamofobi diyebileceğimiz. Çünkü o göçten gelenler işte Paris'in ya da Londra'nın varoşlarına yerleşiyorlar. Oralarda önce iş istiyorlar, sonra doğal olarak hak istiyorlar vesaire. Ve işte 3-4 sene önce hatırlayacaksın Paris'te, varoşlarda ne biçim olaylar çıkmıştı ve Fransa bile kontrol edebilmekte evet, çok zorlandı. Ama giderek o ülkelerde hem bu bilgi toplumu dediğimiz hikayenin içinde işte üretim içine doğru kayması örneğin nedeniyle artık Fransa'da ya da Amerika'da bile o geleneksel orta sınıf, yani işte otomobil fabrikalarında çalışan mühendisler işsiz kalıyor. Şimdi bu adam alt sınıftan gelen birisi gibi hamburgerci de gidip bulaşıkçılık da yapamıyor bu saatten sonra. Mühendis diye bir kariyeri var. Ama kaptırmış işini Çinlilere ya da Türkiye'ye ya da Brezilya'ya. Veya robot makinalara. Veya robot makinalara. Dolayısıyla bir öfke duyuyor. Dolayısıyla bütün Avrupa'da, hatta Amerika'da da giderek böyle İslamofobik hareketlerin, eylemlerin çoğaldığını görüyoruz. Bunun tabii bir başka siyasi yansıması özellikle Avrupa ülkelerinde, hatta Batı'nın hemen hemen bütün ülkelerinde faşist, nazi diyebileceğimiz, hatta son derece gerici, tutucu, şoven başka partilerin, hareketlerin yükselmeye başlaması bu tepki dalgasının üzerine binerek. Şimdi işte Fransa'da eğer Macron başarısız olur da bir erken seçime gidilirse muhtemelen Le Pen iktidar olabilir. Yani ben böyle bir pencereden baktığım için... Her yerde yükseliyor çünkü. Tabii. Böyle bir pencereden baktığım için mesela Trump'ın seçilmesini hiç tesadüf diye görmedim. Yani çünkü son 5 yılda dünyadaki bütün seçimlere bakalım, İsrail'den başlayarak, Brexit de dahil, Kanada'sı da dahil. Hemen hepsinde aşırı sağ muhafazakar partiler yükselişte, hatta işlerinde daha ırkçı, daha nefret söylemine yaslanan, daha faşist partiler de yetmiyor o ana akım sağ iktidarlar. Bir de daha sivrileri gelişiyor bir yandan. 11 Eylül'de bir şey oldu. Mesela bir başka boyut. 11 Eylül'den sonra biz Amerika'da ve Batı'da genel olarak o İslamcı teröristler diye kodlanan korkunun ne denli büyük bir travma ürettiğini, ne denli büyük bir zihni dönüşümü tetikliyor olduğunu çok fark etmedik. Güvenlik politikaları. Güvenlik politikası ve o öcü diye, düşman diye de önce göçmenler giderek İslam coğrafyasından, Müslüman coğrafyadan gelenleri görmek gibi bir etkisi var meselenin. Bir başka boyut enerji güvenliği meselesi. Şimdi bak, yani biraz sonra da konuşuruz işte Kuzey Irak, Kürdistan'daki referandum meselesi falan filan. Ama son bir yılda bile Barzani ile yapılan anlaşmalara bakın. Sadece bizim hükümetin yaptıkları değil. Rusya'nın, Çin'in yaptığı anlaşmalara bile bakın. Herkes önümüzdeki 40 yılın petrolünü ya da enerjisini güvence altına almanın peşinde. Vesaire. Gittikçe azalan bir kaynağı şimdiden dolayısıyla bir paylaşmak istiyorlar. Enerji gibi su meselemiz var aynı biçimde bütün dünyada. Ve de bunların yanı sıra bir de dünyanın bu yeni hayatının içinde ürettiği, yeni önceden çok bilmediği ya da eskiden bu kadar küresel ağırlıkla hissedilmeyen yeni meseleler var. İklim değişikliği, ozon tabakasının delinmesi, işte kuraklık, küresel adalet meseleleri. Yani ülkelerin kendi işlerindeki adaletsizlikler kadar ülkeler arasındaki adaletsizliğin giderek büyümesi.
vesaire vesaire. Dolayısıyla ben bütün bu hikayeye küresel ara buzul dönem diyorum. Çünkü insanlığın krizi diye baktığım için, insanlığın da henüz bu krizden çıkacak yeni bir ütopyası olmadığı için bir küresel ara buzul döneme girildi. Yani yeniden insanlık bir iki tane şeyi keşfetti. Bir, elimizde devlet diye bildiğimiz aygıtın dışında henüz böyle bu sözünü ettiğimiz problemlerle uğraşacak başka bir aygıt yokmuş oldu herkes. Buzul derken bir uzun dönemi mi kastediyoruz? Hayır. Yoksa çok, tam bir kapalı ve kilitlenmiş bir durum. Kilitlenmeye yakın. Evet. Yani örneğin sadece iklim değişikliğinden çekilmekten kalmayacak Amerika. Önümüzdeki bir yıl, iki yıl içinde göreceğiz ki bazı serbest ticaret anlaşmalarından da geri adım atacak. Mesela. Evet. Çünkü o devlet dediği aygıtla ancak bu problemlerle uğraşabileceğini insanlık yeniden gördü. Elinde başka bir aygıt geliştiremediği için. Doğru olduğu için değil. Hatırlarsan bütün bu sürecin içinde 90'larda neyi tartışıyorduk? Efendim ulus devlet dağılıyor, yereller güçlenecek veya ulusal, ulus ötesi olanlar güçlenecek. İşte zirveler var, iklim zirvesi var örneğin, kadın zirvesi var, iş zirvesi var. Ama görüldü ki o işleri... Ekonomik zirveler var. Ama tabii. O zirvelerle problemleri çözemiyoruz. Niye? O zirvelerin yaptırım gücü yok. İmza atmış devletler bile uymuyor. Türkiye'nin de bir sürü imza attığı sözleşmeler var. Onlara bile uymuyor. Bir de bazılarını zaten imza da atmamışız. Bir sürü ülke için böyle. Dolayısıyla bir yaptırım gücü de yok. Dolayısıyla da her ülke kendi işte bu adalet problemiydi, iklim değişikliğiydi, bütün bu sözünü ettiğimiz siyasi dalgalanmalar falan filan. Bütün bu problemlerle boğuşmak için yeniden eski bildiği ulus devlet modeline geri kaçmak gibi bir noktaya geldi insanlık. O zaman da o ulus devletin 80 öncesi tek bir etnik ulusa dayanan ve bildiğimiz tek tipleştiren makbul vatandaş tanımları olan demokrasi ya da özgürlüklerin devletin izin verdiği oranda kullanılabildiği, açılabildiği alanlar olan bir yanda da hani işte o mass ve sanayi toplumunun toplu üretim mass production'ına uygun tek tip eğitim, tek tip insan vesaire gibi modellemelere dayanan ya da eğitimi ve geliri yükseldikçe insanlar şöyle davranır, böyle davranır diye sadece rasyoneliteyi dayatan vesaire vesaire bir dizi zihniyet yeniden hortladı. O zaman da işte o zihniyetlerin temsilcisi olarak Putinler ya da Trudeau'lar ya da Le Pen'ler ya da Trump'lar ortalığa evet. Çıkıyor. Vesaire. Aslında yani... Ara diyorum çünkü bu sürdürülebilir değil. Hayatın, gündelik hayatın akışına aykırı. Ama bir dönem insanlık bunu deneyecek. Böyle baktığım için de Suriye'ye ben yeni hayatın kostümlü provası diye bakıyorum. Yani biz orada henüz dengenin nasıl olacağını bilmiyoruz bütün bu sözünü ettiğimiz gerilimlerde. Evet. Çünkü kimsenin elinde sağlam bir senaryo da yok. Yani o yüzden her gün her devlet pozisyon değiştiriyor. Çünkü artık bir çoklu hayat var karşınızda. Eskiden olduğu gibi böyle iki büyük emperyal güç oturacak masa başına paylaşacak, hayatı tanımlayacak. Böyle de çalışmıyor gündelik hayat isteseler bile. Bunu yapmak istemedikleri için değil, beceremedikleri için pratik hayat da böyle çalışmıyor. O nedenle herkes kendi senaryosunu her gün sabah yeniden değiştiriyor. O yüzden de Suriye denen şey artık Suriye ya da Esad problemi olmaktan çıktı. Çıkmış vaziyette. Konuşulan şey bir kostümlü provadır ama orada da hala görünür, kalıcı bir çözüm görünmüyor. Geçici dengeler oluşabilir. O nedenle bir küresel ara buzul dönem diyorum ben. Evet. Benim hemen sormak istediğim nokta şu. Aslında biz 80'lerde de benzer, bu kadar sert olmayan belki... Ve bu kadar da yaygın olmayan bir dönem yaşadık. 80'ler boyunca geçirdiğimiz birçok hadise, işte ülkelerdeki yönetim tabii. Değişiklikleri. Onun arkasından gelen dönemlerde ise belli yumuşamalar, dünya siyasetinde belli yumuşamalarla karşılaştık. Şimdi işin enteresan tarafı ve kavrayamadığımız nokta gelişmiş ülkelerde insanların tercihlerinin de içe kapalı bir tarzda değişebilir olduğunu evet. Gördük. Aslında geçmişte bu böyle değildi. Bu sadece İslamofobiyle izah edilebilecek bir durum da değil. Değil. Tek başına onun, değil. Tek tabii. Başına bu değil. Mesela Trump'ın seçilmesi. Değil mi? Yani sonuçta ağırlıklı olarak seçimde hile var mıdır yok mudur tartışması evet. Bir tarafı ama sonuçta evet. Trump iktidara abi, geldi. Siyasi dürtüler hem de sosyolojik dinamikler var ortada. Yani
ıskalanan şeylerden birisi bu küresel göç dalgası ve her ülkenin kendi içindeki göç dalgası ve asıl daha da kritik olan bence metropolleşme. Evet. Yani metropolleşme meselesinde bütün akademik dünya ve entelektüellerin de bence tabii ki elbette hani tümü birden anlamında söylemiyorum ama ağırlıklı olarak ıskalanan şey kırılan kent ayrımının metropolü de tanımladığı varsayımı. Halbuki kent tanımı metropolü tanımlamıyor. Yani sanayi toplumunun kenti olan bir şeyle bugünkü hayatın, bugünkü postmodern ya da bilgi toplumunun metropolünü tanımlayan şey aynı şeyler değil. Bir kere metropolleşme çok daha büyük insan kitlelerinin bir arada yaşaması en basit tanımı. Evet. Ama asıl önemlisi bütün bu gündelik hayatın ritmi o kadar hızlı akıyor ki metropollerde. Örneğin yani çok konu olduğu için endişe duygusu böyle bir hayat ritminin çok doğal bir uzantısı. Niçin bu kadar karmaşık, bu kadar çok boyutlu, çok aktörlü bir hayat yaşıyorsanız daha emin alanlarda bulunmak istiyorsunuz. Çünkü tanış olmadığınız, bilemediğiniz, el ele değmeyeceğiniz ve yüz yüze gelemeyeceğiniz milyonlar bir arada yaşıyorsunuz ve bir ürküntü çok doğal olarak var. Şimdi 30 sene önceki konut siteleri ya da bir iş merkezinin giriş kapısıyla bugünün giriş kapısı ya da bir iş merkezi veya konut sitesine giriş kapısı aynı şey değil. Herhalde hepimiz yaşıyoruz. Tabii. Şimdi bunu üreten bir şey var. Bu kod taşlama işçilerinin silikosis mikrobu alması gibi. Yani gündelik hayat bir endişe duygusu üretiyor zaten bu ritmi gereği. Ama siyasetler ve devletler bu problemlerle biraz önce o geniş çerçevede sadece başlıklarını söylediğimiz problemlerle baş edemedikçe özellikle siyaset bu endişe duygusunun manipüle edilmesine yaslandı. Umuda yaslanmıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi zaten beynimiz o silikos mikrobu alan kod taşlama işçisi gibi, pelte gibi oluyor. O gündelik hayat. Yani düşünsene mesela İstanbul'da kaç saatin trafikte geçiyor? Kaç saatin toplu ulaşımda geçiyor ve hiç tanımadığın, yüz yüze gelmeyeceğim bir daha, selamlaşmayacağın, konuşmayacağın ve hani ürküntü duyarak baktığın, onun da ayrı bir başka hikayesi var psikolojik olarak ama sonuç olarak ürküntü duyarak baktığın kalabalıkların içinde yaşıyorsun ve akşam zaten eve pelte gibi gelmişsin hep bir kaygı ve korkuyla. Ama gelecek kaygısı, ama asayiş kaygısı, ama hırsızlık diye kaygı, ama gelir, işte terör diye kaygı. Çocuğunun eğitimi. Bir tane evet. Çocuğunun sağlığı, okulundan etrafında uyuşturucu mu var, serviste unutulma riski mi var vesaire vesaire. Şimdi böyle bir zihni iklimde sadece medyaya bakalım. Herhangi bir izleyicimiz de yapabilir şimdi söyleyeceğim taramayı. Herhangi bir gazetenin 10 sene önceki gazete, internet şeyine gidelim. Ve orada haberlerin içinde örneğin facia, felaket, kıyamet gibi kelimeleri kullanma adetlerine bakalım. Kaç haber çıkacak bu haber bu kelimeleri yazınca. Sonra 10 sene sonra bugüne gelelim, bu aya bakalım. Facia, kıyamet, felaket gibi kelimeler Şıkırt gazetesinde kaç haberde var? Ne kadar görünüyor? Göreceksin ki 1'e 10. Bütün dünyada da böyle. Artık spor haberleri bile Antep faciası, Denizli kıyameti diye. Ya da yağmur meteorolojik haberler bile işte sel kıyameti, afat geliyor bilmem ne diye. Yani hani son 3 ayda bile... Birçok haber depremle ifade ediliyor. Son 3 ayda bile İstanbul'da meteorolojik habere bakarken gayet doğal olarak yarın ne giysem diye mi bakıyoruz? Yoksa lan yine dolu kıyameti mi var? Birdenbire 10 derece düşecek mi diye mi bakıyoruz? Şimdi böyle bir beynimizin pelteleştiği bir ortamda eğer bir de işte küresel terör gibi, İslamofobi gibi ya da bizdeki gibi Kürt meselesi gibi seküler laik gerilimi gibi var olan gerilimler de var ise siyaset ve medya burada dönüp tam ensemizden diyor ki ya bölücüler geliyor ülkeyi bölecekler, Kürtler geliyor şunu yapacaklar, dindarlar geliyor bunu yapacaklar. İşte Fransa'daki diyor ki bak Afrikalılar geliyor bizi kesecekler. Ya da Fransa'dakiler ne diyor efendim bu Afrikalılar geldiler zaten eğitimsizler, iş istediler, verdik. Beşer beşer doğuruyorlar, yarın bizden de fazla olacaklar, fazla olacaklar. Şimdi hak istiyorlar vesaire vesaire. Şimdi İngiltere'de ya da Fransa'daki bu türden paragrafları alsın herhangi bir izleyicimiz, control find change yapsın, yerine Kürt koysun ya da dindar koysun ya da köylüler koysun ya da solcular koysun. Görecek ki Türkiye'de de aynı paragraflar yazılıyor, söyleniyor, ediliyor. Bütün dünyada böyle bir hikaye var ve bu gündelik hayatın ritminden beslenen bir mesele ve siyaset bunu manipüle ediyor sadece. Şimdi metropol meselesine geri dönersek, şimdi diyelim Uşak'ta kent ya da Çorum, Kütahya'da kent ama oradaki dayanışma ve
ilişkileri ya da kültürel ve ahlaki formlar. Hala yani mesela mahalle baskısı gibi bir kavram mesela, değil mi? Doğru ve gerçekçi ve de çok da yerinde bir tanımlamaydı. Ama şimdi mahalle baskısı İstanbul'da yaşayabiliyor mu acaba? Ya da mahalle baskısı dediğim şey İstanbul'da artık coğrafyada mı? Yoksa daha soyut kimlikler diye tanımlanıyor. Yani ODTÜ mezunları ya da sekülerler ya da solcular, sosyalistler ya da işte atıyorum şu tarikatın adamları gibi. Evet. Daha soyut kimlikler içinden mi mahalle baskısı ürüyor? Yani coğrafyadan kopmuş bir durum konuşuyoruz. Dolayısıyla metropolleşmenin biz bu dinamiklere uygun ne yerel yönetim boyutuyla, ne genel yönetim boyutuyla, ne hukukuyla, ne dayanışma ve toplumsal kurumları bazında doğru kurumlarını yapamadık, üretemedik. Üstelik metropollerde bir sorun daha var ki ikili hatta çoklu hayatlar var. Yani hani İstanbul'dan örnek verelim, işte kanyon. Kanyondan çıkıyorsun, sağ tarafa dönersen 50 metre sonra Levent. Bambaşka bir hayat ritmi, bambaşka ahlaki, kültürel kodlamalar, dayanışma ilişkileri vesaire. Kanyondan çıkıp sola dönersen Gültepe 50 metre sonra bambaşka ahlaki ve kültürel formlar var, normlar var. Makul veya normal olanın tanımı Levent'ten neredeyse geceyle gündüz kadar ayrı iki ayrı hayat var. Şimdi ve bu iki ayrı hayat arasında sadece kanyon dediğimiz bir mekan var. Şimdi böylesine bir ikili hayat, yani TOKİ'lerle kurulmuş mahalleler hemen gecekonduların dibinde ya da o lüks siteler ya da işte İstanbul'un göbeği Kuştepe. Mecidiyeköy İstanbul'un göbeği. Yani ben hep bu örneği veriyorum mesela, işte rızası dışında evlenenler, yani zorla evlendirilmiş olanlar Türkiye'de %8'ler mertebesinde. Bizim entelektüel dünyamız sanır ki Ankara'nın doğusundadır bu ya da işte belli bir cahil kümenin içindedir vesaire. Kuştepe'de 8. Yani şimdi Kuştepe ile Mecidiyeköy ya da Şişli ya da Nişantaşı'na kuş uçuşu 1 kilometre. Ya da şimdi biliyorsun artık Feriköy'de yani kentsel yenilemeler yapılıyor, o kuleler dikiliyor. Şimdi o kulelerin yanında Feriköy'deki, Dolapdere'deki, Bomonti'deki, Gecekondulardaki hayatı düşün. Dolayısıyla bu ikili hayatlar, metropolün yan yana olan ama birbirine değmeyen, halbuki sanayi toplumu sosyolojisiyle varsayılıyordu ki, göçle gelenlerle kentliler bir biçimde ya da farklı bir kimlikler birbiriyle temas ettikçe düzelecek bazı problemler. Halbuki metropolleşmenin ürettiği gerilimler var ve bu gerilimleri biz bu dinamikleri de kavramadığımız için yönetemiyoruz. Siyaset de zaten bunlar yönetmeye talip değil. Aksine bu gerilimlerden besleniyor. Dolayısıyla metropollerin içinde her an yan yana duran, yani her an birbirine yumruk mesafede durabilir olan ama giderek birbirine düşmanlaşan kümeler halinde yaşıyoruz. Yani şunu mu söylemek... Bu Londra'da da böyle, Paris'te de böyle sonuç olarak. Şunu mu söylemek gerekiyor? Ayrışmayı, toplumdaki ayrışmayı sağlayan sadece siyaset değil, mekan da ayrışmayı sağlıyor. Evet, gündelik hayatın ritmi de sağlıyor. Hayatın her cephesi, her alanı bu evet. ayrışmayı gerçekleştiriyor. Tabii. İş yerleri ayrılıyor. Aynen. Evler birbirinden ayrılıyor, daha da okullar önemli, ayrılıyor. Daha da önemli evet. başka bir şey daha var abi. Şimdi sanayi toplumunda kırkent ayrımı içindeyken kutuplaşma ya da kutuplaşmaya teşne potansiyel taşıyan farklılıklar ama sınıfsal, ama mekansal, yani dikey kutuplaşmalardı. Yani sermaye ile emek ya da kentli ile köylü gibi. Dolayısıyla bu tür kutuplaşmalar aynı zamanda da olumlu bir enerji üretiyor. Çünkü iki taraf birbirine mahkum. Hayat bir arada çalışıyor. Yani sermaye olmadan emek yok, emek olmadan sermaye yok. Ya da evet. vesaire. O çelişkiyi sürdürebilmek şimdi, için de iki tarafta kendini geliştirmek zorunda. Bir yerde diyelim işte insan hakları gibi, sendika örgütlenme hakları gibi başka fırsatlar açıyordu olumlu enerji üreterek. Halbuki metropolleşmeyle beraber bir problem var. Kutuplaşmalar yataya dönüşüyor. Yani kültürel kimlikler arası kutuplaşmalara dönüyor. Türk-Kürt gibi, Sünni-Alevi gibi ya da işte Paris'in yerleşiği Afrikalılar gibi ya da Hristiyanlar, Müslümanlar gibi vesaire vesaire. Ama bu yatay kutuplaşma olumlu enerji üretmiyor. Çatışma üretiyor. Niçin? Çünkü her kutbun kendi içinde sermayesi, emeği var örneğin. Okumuşu, okumamışı var. Dolayısıyla her kutup kendi içinde bir ekosistem oluşturabiliyor ve öbürüne değmeden hayatını sürdürebiliyor. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi? Halbuki şimdi işçi sınıfı ve sermaye diye baktığın zaman işçi sınıfı kendi ekosistemi içinde sermaye olmadan hayatını sürdürme şansı yok ki. Yok, tabii.
Halbuki burada Türk Kürt diye veya Parisli Afrikalı diye ya da Hristiyan Müslüman ya da Sünni Alevi diye kendi içinde kendi ekosistemini kurabiliyor. Bu yatay kutuplaşma dolayısıyla bir olumlu enerji üretme potansiyeline sahip değil. Aksine çatışma üretme potansiyeline sahip. Dolayısıyla bu metropolleşmeyle çıkmış bir mesele mesela ya da bugünkü gündelik hayatla ritmiyle ilgili bir mesele. Dolayısıyla biz bu problemlere biz derken burada genel olarak insanlık bu problemlerin hem doğru yeni kurumsal yapılarını hem kurallarını hem de asıl önemlisi bunları yönetme zihniyetimizi değiştirmeyi beceremedik. Dolayısıyla o 90'larda böyle bütün insanlık bir umutla daha dışa dönük, daha meraklı yani gündelik hayatta bin tane örnek sayabiliriz. Yani daha işte tartışmacı. Yeni diyelim eleştiri yazılarını okumak, vay şu lokantayı deneyelim, bu yemeği deneyelim, şu seyahati bir de yapalım. 90'lardan o dışa açılmacı hali yerine şimdi kirpi gibi büzülmeci bir durum yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün dünyada muhafazakarlaşma diye bir laf var. Aileye dönmek diye bir laf var. Dindarlık artıyor mu artmıyor mu gibi bir başka laf var vesaire. Dolayısıyla bunu üreten dinamikler biraz da gündelik hayatın ritmindeki değişiklikten, biraz metropolleşmenin getirdiği sonuçlardan vesaire. Dolayısıyla siyaset de bundan besleniyor ve artık öyle bir noktaya geldik ki bugün artık siyaset şimdi bu beslendiği damarları manipüle ederek daha da güçlendirmek ve buradan beslenmek durumunda. Hani neden sonuç ilişkileri de yer değiştiriyor. O yüzden de hani küresel arabuzul dönemi o, demem o, yeniden korkunun esas alındığı siyasi hareketlerin, nefretin, nefret söyleminin, ötekilere karşı öfkenin ya da kendini kutsamanın hani birlik beraberlik, hani bizimkiler birlik beraberlik diyor. Trump ne diyor? Yeniden güçlü Amerika diyor. Yani hiç fark yok sloganlarda bile. Yeniden böyle bir dış düşmanlara karşı bir arada duralım diyerek İçerideki bütün o farklılıkları, adaletsizlikleri, gerilim kaynağı, problemleri halının altına süpürelim, yan yana durun arkadaş diyen bir başka güvenlikçi politikaya doğru dönüyor insanlık. Evet. Bir yandan içe kapanma var fakat aynı zamanda dışa karşı da saldırganlaşan tutum tabii. var. Bu tabii üsluba da yansıyor, söze de yansıyor. Kesinlikle. Yani bütün ülkelerde ve bizde de çok daha bariz biçimde hem milliyetçiliğe, şövenliğe yaslanan, hem dinciliğe yaslanan, bizimkilerin dinci rengi biraz daha yoğun ama hem güvenlik meselesini öne koyan dil hakim ya da siyaset hakim. Yani artık ütopyalar ya da mesela Trump'ın Meksika sınırına duvar öreceğiz. Duvar öreceğiz falan. Evet. Türkiye şu anda 3 ülkeyle arasına sınırda tabii, duvar örüyor, tabii. Birisini de bitirdim diye övünüyoruz işte geçen hafta haberler vardı. Yani geçenlerde bir haber okudum. Doğruysa 65 ülkede şu anda iki ülke arasındaki sınırda inşaat 65 varmış. 65 ülke. 65 noktada. İşte 3 tanesi bizde. Evet. Şimdi dolayısıyla 90'larda konuştuğumuz dünyanın dışında bir şey bu. O zaman da şöyle bir şey var siyasette. Temel para değişiklik var. Bütün ülkeler neredeyse 50-50 karpuz gibi bölünmüş durumda. Her ülkenin toplumu kendi içinde ciddi kutuplaşmalar yaşıyor. Ve belli Türkiye'ye has bir şey değil. Değil yani. Tabii. Evet. Sadece bizimkisi biraz daha karmaşık ki onu ikinci programda ele alacağız. Bizde çünkü tarihsel zemini de var meselenin. Ama bütün ülkelerde neredeyse 50-50 karpuz gibi bir ikiye çatlama var. Ve o çatlamanın ürettiği bir tarafın bir toplumsal rızasıyla da bu liderler ya da bu tür siyasetler prim yapıyor. Çünkü insanlık şöyle ikilemlerle karşı karşıya bırakıldı. Özgürlükler mi, güvenlikler mi diye bir yere sıkıştırılıyorsunuz. Evet. Ve insanlık güvenlik diyor. Ya da demokrasi mi, refah mı diye bir ikileme sıkıştırılıyorsunuz. İnsanlar refah diyor. Çünkü o adaletsizlik de o kadar büyük ki bir yandan da hani onlara da suçlamak, yanlışsınız ulen demek de yetmiyor. Çünkü haklı oldukları da bir şey var. Yani Türkiye'de bile örneğin geçen hafta işte gelir dağılımı, devletin rakamları yayınlandı. Yanlış anımsamıyorsam 16 milyon insan yoksulluk sınırının altında. Ben bizim elimizdeki sayılardan söyleyeyim. Türkiye'de 22 milyon hane var. Bunun sadece 17-18'i, %17-18'i yani 4 milyon civarındaki hanede gelir giderinden fazla. Yani 1 lira veya 1000 lira onu bilmiyoruz ama geliri giderinden fazla. %60 hanede hayat 0 veya 1. Yani maaşı ne kadarsa ona göre kurduğu bir hayatı var. Hayat, insanlar büzülüyor. Gelirini giderlerini de tüketiyor. Tüketiyor. Evet. Dolayısıyla işsiz kaldığı anda hayat 0. Başka hiçbir seçeneği de yok. 0 veya 1'di değil mi?
Geri kalan %23 hanede ise gelir giderden eksik. Yani bu 23 hane dediğimiz şey aşağı yukarı 4,5-5 milyona yakın hane. Ortalama 4 nüfustan ya da 3,8 resmi veriden konuşursak 19-20 milyon insan geçen ay gelirin giderinden eksik olduğu bir hanede yaşıyor. Dolayısıyla ya devlet yardımlarıyla, ya STK'ların yardımlarıyla ya da aile içi dayanışmayla hayatını sürüyor. Şimdi böyle bir gelir adaletsizliği devletin olan yerde... Devletin rakamıyla senin rakamın arasında aşağı yukarı tabii 3 milyon fark var ki yani o... Yani dolayısıyla şimdi böyle bir gelir adaletsizliği içinde kıvrılan insanlara niye önce gelir dedin, özgürlük demedin demeye hakkımız var mı? Bu da tartışılır. Ya da onların önüne hem özgürlük hem gelir diye yeni bir ütopya koymadan onları suçlamak diye hakkımız var mı yok mu tartışılır. Evet. Şimdi bu suçlamadan kasıt tabii ki verdiği oy itibariyle... Dolayısıyla bütün dünyada böyle bir hikaye var ve bu işte küresel ara buzul dönem diye kastettiğim şey benim bu. Buradan da kısa vadede çıkış görünmüyor. Yani bu bir süre daha sürecek. Bir süre daha insanlık bunu deneyecek ve bunun yeni dönemin belalarıyla göğüsle karşılaştıkça da yeniden doğru yolu bulacağız. Ama şu anda ne elimizde insanlık için bu anlamıyla yeni bir devlet modeli, hukuk modeli anlatabilen ütopyalar var. Ne de bu konuda kafa yoran akademik öncül teorisyenler var. Hele bunları savunan siyasi önderler de yok. İşte hani demin de dediğim gibi elimizde Trump'lar ve Putin'ler var. Dolayısıyla geldi bir insanlık bir yere sıkıştı. Bundan sonrası için siyaset bunu çözebilir mi sorusunu sormak beyhude. Ama evet, siyasetin... bugünkü aktörlerle çözemeyecekler. Evet, çözemeyecek. Ama siyasi yapılar dışı, yenilenecek. Siyaset dışı ne olması lazım ki siyasetin de bundan etkilenerek bir çözüme ilerleyebilsin veya dünyada böyle bazı umut ışıkları görünüyor mu? Ya elbette her ülkede bir sürü insan hani hep genel olarak siyaset akademiye çalışmıyor bu konuları diyoruz falan ama elbette çalışan bir sürü de insan var. Her şeyden önce hem evrensel anlamda hem de her ülke ya da bölge bazında ya da kendi toplumu içinden bir arada yaşamayı savunan, gündelik hayatı böyle okuyan, yani gündelik hayatın bu farklılıklar üzerine oturan zenginliğini öne koyan, bunu bir arada yaşama projesine çevirebilen hareketler ya da liderler çıkacak, insanlığın önüne de çıkacak. Meselemiz bu fikirlerin nasıl kurumsallaştırılacağı, kurumlarının ve kurallarının nasıl oluşacağı meselesi. Evet. O dediğimizde aslında küreselleşme ve demokratikleşme. Yani yeni, ama bizim meselemiz bir yandan da demokrasi teorisi, yani temsili demokrasi anlamında o da krizde. Çünkü bugünün hayatı içinde, şimdi İstanbul'da örneğin 100 küsur milletvekili var. Yani İstanbul'da her 120 bin seçmene kabaca söylersek bir milletvekili düşüyor. Şimdi böyle bir temsiliyet üzerinden parlamentodaki karar süreçlerine katılmak falan imkanı yok. Mümkün değil. Yerel yönetimlerle zaten hiçbirimizin ilgisi yok. Yerel meclis üyelerini tanımıyoruz bile. Şimdi dolayısıyla bu demokrasi falan değil. Dolayısıyla temsili demokrasi pratik olarak bu göçle beraber değişen bu sosyoloji, gündelik hayat içinde zaten oyun dışı kalıyor. Ve de bu sözünü ettiğimiz popülist, şoven, dinci hareketler de asıl temsili demokrasi eleştirisinden besleniyorlar bir yandan da. Bizdekiler de demiyorlarmış. İşte koalisyonlar dönemi bitti de şu oldu da bu oldu da falan da fıstık da. Halbuki mesele bu krizi katılımcı demokrasiye dönerek aşabiliriz. Yani İstanbul'un hayatına, hani bu programı da var eden temel dürtümüz o değil miydi tabii, en başta da? Şehir. Yani İstanbul'da ya da herhangi bir şehirde, kentte yaşayan insanlar kendi kararlarına dahil olabilsinler, müdahil olabilsinler. Sadece öğrenmek değil, müdahil olabilsin. Kaldı ki biz şimdi hakkımızdan alınan kararları öğrenemiyoruz bile de. Hani vazgeçtik onu, bir adım ötesini öğrenmenin ötesine müdahil olabilmemiz lazım. Kararlara, tercihlerine müdahil olabilmemiz, oylarımızdan ya da çabalarımızdan, eylemimizden dahil olmamız lazım. Şimdi dolayısıyla böyle de bir krizimiz var elimizde. Yani değil mi? Teorik olarak da insanlık bildiği hikaye bitti. Şimdi yeni bir hikaye üretme zamanı. Biraz da o liderleri, o vizyoner liderleri ve bilim adamlarını bekliyoruz. Ama bu muhtemelen sivil toplumdan falan çıkacak diyorum ben. Evet. Yani çünkü bildiğimiz geleneksel siyaset, yani nedir o geleneksel siyaset? Bir fikir, ideoloji var, bir merkez örgüt var, işte iller, ilçeler, şubeler var, örgüt disiplini, parti disiplini diye laflar var falan.
Şimdi bugünün hayatın içinde bunların yeri yok. Anlamı yok. Evet. Yani zamandan ve mekandan bağımsız örgütlenebilen, işte referandumdan önceki mesela hayır kampanyalarına bak. İsmini bile bilmediğimiz bir sürü anonim ya da hakkında ne anlatılırsa anlatsın, Gezi'yi var eden ilk çıkış dinamiğine bak. Ya da işte çevre, Cerattepe'de ya da Yırca köyündeki direnişçilere bak. Şimdi bu buralara baktığınız zaman bu tür örgüt disiplini ya da illa bir ortak fikre, ideolojiye yaslanmadan ama o derdin ortaklığı üzerinden bir sürü farklı insan, üniversite mezunu da köylüsü de, hiç yan yana gelmeyeceğini varsaydım bir sürü farklı insan farklı şeyler yapabiliyor. Bu evrensel ölçekte ama ne yazık ki henüz böyle bir küresel demokrasi hareketi gücüne ulaşamadığı için de, hani başarılı örnekler olsa bile lokal veya bir alan içinde başarılı örnekler olsa bile de henüz küresel bir güce ulaşan bir dinamik de olmadığı için birazcık kendi içimizde sıkıştık kaldık. Evet, bir de çok siyaset merkezileşti tabii bütün dünyada öyle. Aslında biz bütün bu geleceğe ilişkin belirtileri yerelden beklerken bir anda tamamen farklı bir noktaya geldik. Mesela şu anda Türkiye'ye baktığımız zaman hep geneli konuşuyoruz. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyoruz ama çok ciddi 2019'da Mart ayında yerel seçimler var. Buna ilişkin gelişmeleri veyahut da olması gerekenleri konuşmayı da hep erteliyoruz. Aslında bu meseleyi bundan sonraki iki programımızda da yerellik açısından nasıl yaklaşmak lazım? Çünkü eski kurum ve ilkelerle bu iş hakikaten yürümüyor. Yönetilemez. Yani her şeyden önce bu gerçeği kavramamız lazım. Yani hem de ikinci programa da girizgah olsun. Tabii bütün bu anlattığımız küresel hikaye hem birebir Türkiye'de de yaşanıyor hem de Türkiye'nin şöyle bir özgün tarafı var. Türkiye 150 yıllık bir kalkınma ve modernleşme süreci ya belki de daha uzun. Hani Osmanlı'dan başlamış, Cumhuriyet'ten taçlanmış ve daha somutlanmış rolleri, hedefleri. Bir kalkınma modernleşme süreci yaşıyor ve ama hala biz o sanayi toplumunun ya da ulus devletin bile bazı kadim problemlerini çözebilmiş değiliz. Yani Kürt meselesi, hukuk, eğitim yani eğitimin temel hedefi ne olduğu meselesinde bile hala bir sanayi toplum ilkelerinde bile bir temel mutabakat üretebilmiş değiliz mesela gibi. Bir de bunun üzerine biz şimdi bu küreselleşme, demokratikleşme, bilgi toplumu, bütün bu hikayeyi de bizzat yaşıyoruz. Ya da göç meselesi işte dünyadaki göçün ötesinde, Türkiye'nin kendi iç göçü son 40 yılda bile yetişkin nüfusunun 30 milyonu göç etmiş. Yani bu kadar kısa zaman aralığında Batı tarihinde ya da bir Batı ülkesinde böyle bir hareket yok. Dolayısıyla biz hem bilgi toplumunu ya da yarının problemlerini hem de dünün problemlerini bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin özgünlüğü burada. Ve bu kendi başına özgünlük üretirken bir de bütün bu süreci hani üçüncü program diye vaat ettiğimiz izleyiciye Türkiye'nin 10 yıldır ya da 10 yıldır bir de böyle İslamcı mı seküler mi bir hedef mi olacak, ülke mi olacağız kavgası veya böyle bir iktidar döneminden geçerek yaşıyoruz. Dolayısıyla hani kendi özgünlüğümüz de ayrı bir hikaye. Dolayısıyla bu aralık ya da zamanın ruhu bizim için bir sürü umutsuzluk da vaat ediyor olabilir nasıl okuduğunuza bağlı olarak. Bir yandan da dehşetli umut vaat ediyor olabilir. Ben mesela iflah olmaz bir romantik olarak müthiş umutlu bir yerdeyim. Ama bu sıkıntıları da yaşamamız lazım. Bu doğa hani doğum sancısı gibi bir şey. Bir sürü dönem böyle geçecek. Geçiyor da nitekim. Ama hani bu dönemler bitecek ve hem insanlık hem Türkiye başka bir yere evrilecek. Burada meselemiz şu. Senin benim gibi insanlar Türkiye'nin yarını içinde, dünyanın veya insanlığın yarını içinde ne yapıyoruz, ne yapmalıyız meselesini umutsuzlukla yatakların altına, sandıkların içine saklanarak mı geçirelim bu dönemi? Veya ülkeyi terk ederek. Evet. Ya da tırsıp işte Lizbon'a, Uruguay'a kaçarak mı? Yoksa emek harcayarak, hayata müdahil olmaya çalışarak, bir çıkış yolu insanların önüne koymaya çabalayarak mı geçirelim? Aslında sorumuz budur. Evet. Bir arada ve yan yana neler yapabiliriz? Aynen öyle. Bunları önümüzdeki programlarla da programlarda da konuşacağız. Tekrarlayalım. Programımızın girişinde belirtmiştik. Bu dizimizin ikincisini 6 Kasım tarihinde gene pazartesi günü izleyeceksiniz. Orada da Türkiye'nin 150 yıllık çağdaşlaşma, demokratikleşme
tarihini modernleşme. Ve modernleşme tarihini ele alacağız. Üçüncüsünün tarihini bugünden veremiyoruz ama onda da Türkiye'nin işte son 10 yıllık, 15 yıllık macerasını... Ve asıl yarın ne yapalım mı? Evet, tabii. Gelecek için ne yapalım biliriz, bunu konuşacağız. Evet efendim, bugün Şehir Hepimizin programında 41.sinde Bekir Ağırdır'la birlikteydik. Ve dünya nereye geldi, nereden nereye geldi, ne durumda bunu konuştuk, sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.